Sence burada kalmamız doğru mu Tezengim? Vallahi Bozkır Baba tepeme çöküp gırtlağımı sıkacak diye ödüm kopuyor, uykularım kaçıyor la. İsmail, aşkım rahat ol lütfen. Bak babam seni gizli gizli niye öldürsün ki? Zaten seni öldürecek olsa herkesin ortasında öldürür. Ki benim babam öyle sert bir insan değil zaten, yumuş yumuş böyle pamuk şekeri gibi. Babam. Peki İsmail deyince aklınıza ne geliyor? Sağmacılar, Metris, Bayrampaşa kapandı. Bursa cezaevi, Tekirdağ cezaevi. Yani gurbet bir nevi. Abartmıyor musunuz? Hayır. Şeytan diyor ki uykusundayken sık boğazını, olsun bitsin bu iş. Bu sanki kandırılmış olmanın verdiği bir öfke gibi. Her şey olabilir. Peki Erkan'ı neden sevmiştiniz? Erkan değişik geldi bana. Değişik derken? Efendiydi, anlayışlıydı, daha insandı ya. Peki bu İsmail'in hiç mi iyi tarafı yoktu? Ben bulamadım. Ya bulsam insandan anlayan bir insanım. Ben insanım ya, anlardım. Belki de ele gelen bir yanı vardı. İyiydi o ya, iyi ele geliyordu öyle. Ben şiddeti sevmem. Peki kızınızı anlatır mısınız? O küçükken çok düşüyordu biliyor musun? Bayağı bir hasar geçirdi o. Vallahi hatırlıyorum bir ara annesiyle beraber de düşmüştü o. Ya biri birinin üstüne düştüydü ama onu düşmelerine bırakalım ya. Onu düşmelerine verelim ona. Ya bir insan ancak öyle bir şeyden sonra böyle olabilir. O da annesiyle yan yana geldiği zaman çok daha bariz ortaya çıkıyor diyorum. Herhalde o düşmeden sonra hasar kaldı ama acaba annesinde de mi o zaman kaldı? Peki aşka inanır mısınız? İnanmaz mıyım? Tabii ki inanırım. Peki Tezen'e İsmail aşkına niye o zaman karşı geliyorsunuz Bozkır Bey ya? Ya insan insana aşık olur. İnsan bir hayvana aşık olmaz. Hem aşkım bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Babamlar bizim burada olmamızdan çok mutlular. Düşünsene bizden önce böyle ikisi de bir kenarda kukumam kuşu gibi sıkıcı sıkıcı oturuyorlardı yani. Şimdi her gün bir olay, her gün bir action. Kızım senin gözünde benim göremediğim pembe gözlüklerim var acaba? Biz aynı şeyden mi bahsediyoruz? La Bozkır Baba'ya günaydın diyor. Adam yüzünü ekşitiyor. Sen de diyorsun yok seni seviyor falan. Limonu da yüzünü ekşitiyor ama limonsuz salatayı yemiyor yani öyle düşün. Sen bu ailenin limonusun İsmail. Doktor Bey, beni ya bu histen kurtarın ya da İsmail'den kurtarın. Yani ikimizin de aynı evde yaşamasına imkan yok. Mümkün değil. Her şey çok güzel olacak İsmail. Böyle peri masalı gibi mutlu mesut yaşayacağız bu evde. Sen hiç mutlu sonla biten bir peri masalı biliyor musun? Yo, ben peri masalı da bilmiyorum aslında. O zaman ben sana anlatayım. Oğlanla kız kavuşunca masal biter. Neden? Çünkü sonrasında işler hep sarpa sarmaya başlar. O yüzden yol yakınken biz de kendi yolumuza gidek diyorum Tezen'e. Ben daha yeni barıştım annemlerle. Onları burada bırakıp gidemem. Öyle bir şey oldu ki iki damatlı gibi hissettim kendimi ya. Kızı doktora verelim derken İsmail eve iç güveysi girdi. Ya gitmeden niyeti yok. Yani yerleşti kaldı herif. Yani bunun sonunu biliyorum ben. Cinayet. Anlaşıldı Bozkır Bey. Size ben bir ilaç yazacağım. Düzenli kullanacaksınız. Ama ilerleyen günlerde lütfen tekrar görüşelim. Çok sevinirim doktor bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlacınızı yazıyorum. Bozkır geliyormuş, bir şey istiyor musunuz diye soruyor. Hazır. Gülperi anneciğim, evde un eksikse söyleyin de un alsın. Ne alaka un? Şimdi Bozkır babam beni öldürünce ardımdan helvayı yapmanız için lazım olacak. Bizim mahalleli çok sever helvayı, siz sevmeseniz de sizden ricam helvayı bolca yapın, fıstığından kaçınmayın. Ben istiyorum ki öte tarafa gittikten sonra buradaki insanların ağzında hoş bir tat kalsın, dualarını alayım. Aşkım. Fıstık çok pahalı yalnız, onu alamayabiliriz. Ama sen hiç merak etme, senin helvanı yapmak zorunda kalmayacağız. Benim babam aşktan, sevdadan anlayan biri. Ayrıca kendisi aşk türküleri yakan Karacaoğlan'ın soyundan gelir. Bana daha çok kavganın ozanı Dadaloğlu'nun soyundan geliyormuş gibi geldi tezene. Bak gör, birazdan gelince öldürecek beni. Ne haber Cuma? Ne haber Cuma mı? Tuzak sorun bu acaba? Siz benimle konuşmaya hiç böyle bir meyletmezsiniz ama hayır inşallah. Cuma bugün o kadar çok mutluyum ki. Yani seninle bile sohbet edesim var, düşün. Öyle diyorsunuz yani. Eyvah eyvah. Mahalleden bir kişi daha kafayı sıyırttı. Delirmedim Cuma. Sadece şunu biliyorum. Hayat çok güzel. Hava çok güzel, insanlar güzel. Çok güzel bir damadım var be ya. Daha ne olsun Cuma? Daha ne olsun ya? Vallahi ben beline bir bıçak sakladım. Onu çıkarıp bana saplayacağım diye düşünüyorum ben. Eyvah eyvah be ya. Komşular yetişin. Tuzak kurup adamı öldürüyorlar. Ay ne Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü acaba? Bayram Cuma, bayram. Senin sayende İsmail gibi bir damadım oldu be. Dile benden ne dilersen. Al İsmail'i tepe tepe kullan. Ne diyeceğim ben sana ya?
Öyle kuru kuruyor olmaz. O zaman bize yemeğe geleceksin. Son yemeğim olmasın o benim? Cuma, sana mutlaka teşekkür etmem gerekiyor. Yani sana ziyafet vermek istiyorum. Ziyafet! Canım. Zahmet olmaz. Annem, annem. Bu beni kesin yemekte zehirleyerek öldürecek. Kesin kafayı taktı. Böyle çırpına çırpına öldürecek beni. Allah kahretmesin, İsmail seni be. Of, of. İlla yemeğe geleceksin mi? Niye yemeğe geleceksin be? Sen yemeğim, olur benim. Ben niye uzunlamaya taktım hiç sevmem uzunlama. Öleceğim zaten, yok mu böyle oynak bir şeyler acaba? Ay, hoparlörler de bozuk, onları tahmin etmem lazım. Baban geldi, bak bakalım. Hadi. Azrail'imdir o. Hoş geldin babacığım. Hadi canım benim. Nasıl gidiyor? Çok iyi, çok iyi. Oh. Aslan damadım benim. Ver ben alayım. Ya inan en çok seni özledim biliyor musun? Öldürecek ya beni. Öncesinde kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor benimle. Bozkır, hayrola pek neşelisin, ne oluyor? Vallahi Gülperi, ne yalan söyleyeyim, keyfim yerinde. Hayata dair çok güzel planlar var aklımda. İyi, hadi bakalım. Bir sürü cinayet planı yapmış. Aşkım, hayatla ilgili diyorum. Ölüm de hayatla ilgili zaten, tezene ya. Ben gideyim içeride abdestimi alayım, son duamı edeyim. Nereye gidiyorsun ya çocuğum? Gel otur. Özledim ya. İki laf edelim. Piyanı mı özledin? Ah, tezene kızım. Öyle mutluyum ki İsmail'i evlendiğin için. Ya bundan başka bir damat aklım almıyor ya. Müthiş. Öpeceğim. Canım İsmail. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.